Anlatılacak çok şey var. Lakin tarafıma yapılan baskı ve susmam için yapılan onca o oyun ve olaylardan dolayı böyle bir paylaşım yapmayı gerek gördüm. Ayın 14'ünde Temmuz'da aileme dahi doğru düzgün helallik alamadan, kendilerine de durumun ne olduğunu intikal ettiremeden bulunduğum Nevşehir ilinden İstanbul iline intikal ettik. 15'i sabahı uykusuz, aynı zamanda karayoluyla yolculuk ettiğimiz için yorgunudum. Ümraniye bölgesinde belli bir güvenli yerde kaldım. Beklemeye başladık. Belli bir arkadaş çevresine bilgilendirme yaptık. Orada grup noktasında hareketlenme, yani askeri olsun müdahaleler başlamaya devam edince darbe girişimi. Bu esnada biz halka karşı kurşun sıkılma olayları bir nevi direktmen takip etmeye başladık. Bu esnada köprüye çıkıştan çıktılar, ateş başladı. Lakin ateş başlarken bir tek köprüden ateş gelmiyordu. Karakolun sol tarafta eski trafik şubesi binasının o taraftan da ateş geliyordu. Karakolun uç kısmında ağaçlık alanın içerisinden halkın ileri doğru çıkışını da bir kişi sivrilip de ileri çıktığında karakolun yan kolundan çaprazdan ateş edip teker teker düşürüyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürü beyanları da var. Yani tamamen farazi, ahlak dışı bir davranış tutumda konuştuğu kelimeler var. Oraya emniyet mensupları gelmedi. Gelen siyah araç içerisinde iki araç geldi. Köprünün tam üst kısmında bulunan nokta atışı ile halkı kanas veya herhangi bir ne olduğunu net olarak tespit edemediğimiz bir keskin nişancı ateşi vardı. Geldiğimde hiç, yani hastane şu bu düşünmeksizin bilgisayarın başına geçtim. Ayrıntılı, teferruatlı, yani bütün görsel kayıtlarıyla birlikte Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına dokümanı teslim ettim. Aradan belli bir zaman geçti. Köprü davasıyla ilgili soruşturmalar kapsamında ifademe başvuruluyor. İfademe başvurulurken bu köprü davasında ifade pozisyonunda bana aynen şunu dediler. Kardeşim sen bilmedim görmedim diyeceksin dediler. Ben dedim ki neyin bilmedim görmedimi konuşulacak dedim. Gerçekler ortada dedim. Ya dediler, askeri birlik, yani podyum mankeni olarak kullanılan askeri birliği yalnızca suçlama pozisyonunda hareket edileceğini beyan ettiler. Zaman içerisinde savcılık müşteki olarak dosyaya beni eklemiş. Görev yapan arkadaşlardan birçoğu hiçbir savcılık kaydına da geçmedi. Herhangi bir soruşturma evresinde de bulunmadı. Baktım girişimlere. Savcılık hiçbir hareket yapmıyor. CD'yi gönderdiğimiz CD kırılmış. Tekrar CD verdim TEM şubede. Yani oradaki olaylarla ilgili ayrıntılı bilgiyi. Bu CD'nin kırıldığına dair tutanak tutmuşlar. İstanbul şube. Tekrardan bir yazı daha geldi. Baktım bir şeylerin ters gittiğini anladım. Direktmen görev yetkisinde olan savcı ile görüşme talebimde de bulundum. Çağlayan da görüşmeyi yaptı. Savcıya konununu ayrıntılı olarak dile getirdim. Savcı bana aynen şunu dedi. Bir kağıda yazı yazdı. Vatan emniyete gidiyorsun dedi. Bu şahıs harici hiç kimseyle diyaloğa geçmeyeceksin dedi. Bir anda bir panik oldu içeride. Panik olmasını ben anlayamadım neden olduğunu ilk önce. O beni oraya getiren, yani pusulaya verdiği emniyet mensubu içeride küfürler, bana karşı hakaretler, sana mı kaldı, darbeye müdahil olmak, bu olayları sen ne karıştırıyorsun diyerekten darbe etmeye noktasına da gitti. Küfürlerine havada uçuşaraktan emniyet içerisinde olan bir hadise bu. Nihal Olçok, Metin Külünk ile bu konuyu gündeme getirir. Metin Külünk benimle diyaloğa geçti, görüştük. Bayağı bir duruşma var pozisyonunda olsun. Olayların örtbas edilmesi noktasında Metin Külünk şöyle bir şey de bulundu. Sana herhangi bir kişiler ulaşmaması için
o kişileri yanıltma pozisyonunda bu istihbaratçı, yabancı istihbaratçı tehlikeli, şu bu diyerekten insanları yönlendirme yaparaktan bana oluşmalarını engellemek için böyle bir girişimde bulunmuş. Bir aradılar 15 Temmuz Derneği'nden arıyoruz diye. Bir aradılar vatanı milletimizi sevenler derneğinden arıyoruz gibicesine. Belli bir zaman sonra Cumhurbaşkanımızı temsilen, hükümeti temsilen bir avukat Halil İbrahim benimle görüşmek istedi. Gaye benim 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Silivri'de çıkmamam için bir girişimleri var. Hedefleri o. Bana dedi ki yarın duruşma var dedi. Görüşebilir miyiz? Buyurun dedim. Nitekim evime buyur etmek zorunda kaldım. Buyur ettikten sonra kendisi başladı. Vatan millet Sakarya pozisyonunda. Ya dedi devletimizin milletimizin bekası için gerçekleri dile getirmemen gerekiyor dedi. Gerçek nedir dedim. Ya özel harekatçıları dile getirmemen gerekiyor. O gün orada halka ateş eden veya halkın içerisindeki o malum insanları dile getirmemen gerekiyor dedi. Hele dedi 14 Temmuz'da dedi görevlendirme yani nitekim orada geldiğini orada daha öncesinden böyle bir hadiselerin haberdar olduğunu da dile getirmemem gerektiğini beyan etti. Bunun üzerine kendisi dedi ki Berat Bey bir dakika dedi. Bir kişiyle görüştüreceğim. Bu telefonda ses geliyor tabii görüştüğü kişi. Dedi Halil Bey'le sizinle görüşecek dedi. Halil İbrahim İbrahim Kalın. Ben dedim ki o kim ya dedim. Ne görüşeceğim ben dedim. Benim dedim pozisyonumda bir değişiklik yok kardeşim. Bak dedi Berat Bey dedi biz sana gelemedik dedi mağdur oldun şuydu buydu. Gazilik ünvanı çoluğun çocuğun dedi rahat eder şu bu. Bunlara teferruatlara girdi yani. Ben de çocukların zor durum yaşar dedi. Bir nevi tehdide de çevirdi mağdur olacağımızı. Doğrular söylediğim takdirde FETÖ'cülerin ekmeğine yağ süreceğini. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi salonunun önüne geldim. Salon önünde duruşma salonunda isim zaten ilk sırada biziz girdim. Hakim başladı ifadeyi yazıyor kendi kafasına göre şöyle olmuş böyle olmuş. En sonunda doğru mu Berat Bey dedi. Hakim Bey dedim bu ifade tutanağı sizin ifade ettiniz. Benim mi ifadem dedim. Ben bu ifadeleri kabul etmiyorum. Benim ifade tutanağım dedim. Ben dedim yazılı metin halinde getirdim. Mahkeme kayıtlarına geçmesini istiyorum. Şu verdiğim dosya, bilgi, CD'ler hepsinin dedim ayrıntı olarak dosyaya konulmasını istiyorum dedim. Belli bir zaman geçmedi. Bir tehdit mesajı. Cumhurbaşkanımızın koruması olan Fatih Erdoğan zamanında korumalığını yapıyormuş. WhatsApp üzerinde bana tehdit mesajı attı. Aradan fazla bir zaman geçmedi. Beni tekrar aramalar başladı. Farklı kişiler görevlendirme yapacaklarını, farklı bir yerde atama yapacaklarını ben kabul etmedim. Sonradan ısrarla Alparslan Türkeş'in manevi kızı olsun araya girerekten bu konuda ister istemez bir taviz verdim. Lakin 2-3 ay sonra baktım ki gittikleri yol, yaptıkları yapılanmanın yanlış olduğunu fark edince oradan da ayrılmak suretiyle kabuğuma çekildim. Bana şu ana kadar ne kadar orada 15 Temmuz'la alakalı gerçekleri tamamıyla sakladıklarını dile getireyim. 15 Temmuz duruşmalarına müdahil olan bütün organizasyonu sağlayan Metin Külünk'tü. Yani insanları şiveşleyerek, kimini farklı bir şekilde yönlendirerekten insanları hep bir kabuğunda tutma pozisyonunda kesinlikle hareket etmesinler diye bu şekilde bir girişim yaptılar. Lakin bu darbe olayı da devlet içerisinde muhalif yapının tamamen boşaltılması için yapılan olağanüstü hal gerektiği için bir girişimdi. Olağanüstü hali uygulama mahiyetinde bu olayları bu ceyran ederekten devlet içerisinde muhalif yapının temizlenmesi için yapılan bir müdahaleydi. Genel olarak bana anlatılan yapılan bütün ayrıntılar bu şekilde. Cumhurbaşkanımız mahiyetinde değil, vatandaş pozisyonunda kişiliğine hitaben konuşuyorum. Recep Tayyip Erdoğan da bu suça iştirak etti. Bu suçta onun da parmağı var. Nitekim sonuçta onca masum insan gitmeyecekti. Adamlar utanmadan benden kıyafetli istireyi istiyorlar, kanlı kıyafetleri. Evet, biz bunu müzeye koyuyoruz. Neyin müzesi ya? Neyin bayramı?
15 Temmuz bayram olamaz. Yas günü olur. Çünkü masum insanlar ölmüş, öldürülmüş. Bu insanlara yas tutulur. Bayram dediğinizde eğlence demektir. O insanların ölümü üzerinden eğlence yapıyorsunuz demektir. Böyle bir anlayış olamaz. Bu anlayış siyasi bir anlayış tarzı. Benim üzüldüğüm bu yani. Bayram denmesinden ziyade yas günü. Yani masum insanların öldürüldüğü gün olaraktan ondan dolayı bir yas günü ilan edilebilirdi. Orada katliama seyirci kalan insanlar bazında, üst makamda olan insanlar, orada o insanlar madem savunuyor vatanını, milletini, sen vatan sevdalısın, o insanlar katleden her kimse yargılanması lazım. Ona dahi soruşturma izni verilmedi. AK Parti'nin yetkili sorumlusu olup da 15 Temmuz'da görev alan hepsi, benim gözümde hepsi yargılanması gereken insanlar.